Merhaba arkadaşlar. Metin 2 kul cool sunucusuyla karşınızdayım. Sunucu 14 Nisan'da açılışını yaptı. Ee, sevgili yayıncı arkadaşımız Gökhan G'nin sunucusu. Kendisi ayarlamış sanırım. Çok emin değilim detaylarını bilmiyorum. Kaç gün önce Saltanat Metin 2 için de bir ufak açıklama videosu çekme ihtiyacı duymuştum. O videoda da diğer sunucular için de bir ufak bir şeyler yapmayı planladığını söylemiştim. Bunu duyan bazı arkadaşlarımız anında bana mesaj attı. Cep telefonlarımı susmadı vesaire. Sunucularını bana söylediler, oynadıkları sunucular içinde bir şeyler yapmamı istediler. Bu sırada bir iki yayıncı arkadaşım özellikle bunu tavsiye etti, yani bu sunucuyu tavsiye etti, yeni açıldığını ee, ve bir level 99 level aralığında eski metin iki klasik versiyonunu sevenler için e, biraz daha geliş, yani onlara hitap eden bir sunucu olduğunu belirttiler. Şöyle bir bakalım, e, sunucunun şu an aktif online ne kadar bilmiyorum ama offline pazarlar var. Baya bir pazar var şu an için. Görünen en azından öyle. Peki BK düşürmeli ruh taşı okumalı. Bunu biliyoruz. BK'lar kaçtan gidiyor abi? Yüksek saldırı beceriyi geç hava kitabı falan var mı? Ruh vuruşu. Ateş hayaleti. Yani 160K'dan falan gidiyor sanırım tanesi. Bazılarının 350K'dan gidiyor. Şöyle bir sırayla bakıyorum. Genelde 160 kadan koymuş bu arkadaş mesela. 168 k daha doğrusu. Ucuza artı 9 dolu kaçırmışız doluyu. Bizler satıcısına bakalım NPC'lerde neler var. Şu an kameranın altında kalıyor sanırım. Şöyle bir bakalım abi. Klasik. kaç? 9. seviye. Zırhlar ve 34 seviye zırhları koymuşlar yani o aralıktaki zırhları koymuşlar Demir plaka artı 7 Ve artı 6 zırhlar var Tamam keş şapkası falan 9 yani kasklar falan 9 olarak vermişler Zaten envanterimizde Şu an görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum miyiferimiz artı 9 veriyorlar Mızrak mesela elimizdekine artı 7 vermiş artı 9 vermemişler zırhımız yine artı 7 ayakkabı artı 9 savaş kalkanı 9 tahta bilezik 9 bakalım abi kolye yani iç itemleri artı 9 vermişler ee, zırhı ve silahı artı 7 olarak ayarlamışlar sanırım öyle diyebiliriz aynen öyle şurada bir bak şu an pazar şey açık olduğundan dükkan pazarı gösteremedim şurada bir offline pazar sistemimiz var Bastığımız zaman özel depo ismi falan yazıp pazar kurabiliyorsunuz. Peki. Gel abi silahçıya bir de bakalım. Bu arada güneş ve ay özütünü vermişler. İki tane de mor pot ve yeşil pot. Pardon. bir Yeşil pot. Bir de mor pottan biraz vermişler. Ee, rüzgarın ayakkabısını vermişler. Zırhlı kitabı var envanterimizde. Bu da ışınlanma yüzüğümüz sanırım. Aynen. Levinin yüzüğü. Kelerimiz var. Bir de Bad Pass görevleri var. Bu görevler de arkadaşlar metin kesme görevleriydi sanırım. Şöyle bir bakalım. Aynen. Metin kesiyorsunuz. Size kaç tane istiyor? Örneğin benden şu an siyah metin sayıyı görebiliyor muyum? 50 tane siyah metin kesmem gerekiyor ki şu ödülleri alabileyim. Böyle bir de görev tanımlamışlar. Normalde var mıydı böyle bir sistem? Çok emin değilim bilmiyorum. Yani metin 2'den biraz uzak kaldım uzun bir zamandır. Peki şimdi silah satıcısına gelelim abi. Dolunay ve KDP yok onları düşüreceğiz. Şöyle bir bakalım. Burada da yine bambu kılıç. Geniş kılıç. Artı 7 artı 6 artı 8 o şekilde. Koymuşlar silahları. Yani artı 9 silah yok. Bilginiz olsun. Onun dışında gel abi. Şurada bedensel eğitimende ne var abi? Saç stillerimiz var ama 5M'den satılıyor. Niye, niye bu kadar pahalı yaptınız abicim bunları? ve şey de vermiyor. Suriye savaşçıya ya da Ninja'ya karşı güçlü mevzuları var ya. Yani bir etkisi de yok. Sadece görselliği var. Ama biraz pahalı yeme geldi. Neyse gel abi. Şimdi pazarlara şöyle bir bakalım. Tamam artı düşürme şey artı basma malzemeleri yine pazarda satılıyor. Yani bunları düşürüp satacağız anladığım kadarıyla ya da sunucunun bir tanesinde vardı. Sadece sandıklardan çıkıyordu. Düşürme olayı yoktu. Muhtemelen bunda düşürme olayı vardı diye tahmin ediyorum. Peki artı sıfır dolunaylar var. Bu kaç? 500 yanktan gidiyor. 500 bin pardon. 500 bin yanktan gidiyor. Tamam. Demek ki rahat düşünülebiliyor. Peki bunda ne var abi? Yeşil efsun nesnelerin birinin bonusunu siler. Tamam. Yeşil efsun nesnesi bir artırma kağıdı olacak. Bunun... Ee, dediğim gibi de offline pazar bayağı var arkadaşlar. Online sayısını şu an sitede göremiyoruz. Sayaç sanırım şu an yapım aşamasında. Peki. Ee, NPC'leri de göremiyorum şu an. Sabit NPC'lerin ne var ne yok onları şu an görmediğim için biraz sonra bir kanal değiştireceğim. Başka bir kanalda tekrar bakarız. Şurada markete bakalım abi. Tamam burada normal standart potlarımız var. Şurada boş şişeyi vermişler asırlar kitabı. Battle Pass yine buradan da alabiliyorsunuz bu ne ya abi arama camı. Yakında belirli bir nesne aramanız sağlar. Bu tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Ee, onun için o konuda bilgi veremeyeceğim. Geçit bileti. Tamam bu örümcek dana için sanırım geçerli olan bir biletti. Aman diğerlerine gerek şey yok. Fazla bir açıklama yapmaya gerek yok. Şurada olay yardımcısını gördüm. Hemen oraya bakalım. olay yardımcısı ne var abi olay yardımcısında hiçbir şey yok. Muhtemelen yakında buraya bir iki malzeme atılır diye tahmin ediyorum. Burada bir yüzbaşımız var. Yüzbaşı sağ tarafa bakıyor. Nereye bakıyor ne yapıyor? Burada kimse yok ki. Yüzbaşı. Neyse. Tamam. Depo tarafına bakalım abi. Depoda da bir iki NPC atılmış sanırım orada görüyorum. Bakayım abi. Aynen. Burada 3 tane NPC var depocuyla beraber. Birine abi etkinlik ustası. Şu an ne var abi? Ay ışığı define sandığı etkinliği varmış. 15 tane hayat yaprağından getirdiğimizde bir tane ay ışığı define sandığı mı alıyoruz? Sanırım bu mantığa geliyor. Tam bilmiyorum bu sistemi. Onun için çok da yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Şu an için etkinlikte ay ışığı define sandığı aktif. Depocumuzda üretim alanı var. Bu ne ya abi? Sen ne üretiyorsun? Envanter genişleme anahtarı. Bir dakika. Ha, envanterlerimiz kilitli. 3. envanterden itibaren 3 ve 4 kilitli arkadaşlar. 1 ve 2 açık sadece. Tamam, envanteri genişletmek için de bunu kullanmamız gerekiyor. Şu malzemelere ihtiyaç duyuyormuş. Ne abi? Bird evet, pasif skillinizi güçlendirir. Milyank canavar kitabı. Biraz sonra onlara da bakalım ama istediği malzemeleri buymuş. Bu ne abi? Gorgank metin, metin kitabı mı? Pasif beceri, pasif becerilere biraz sonra bakalım. Şunları istiyormuş. Bir de Zamrank varmış abi. Bu ne? Pardon, seçmemişim. Patron kitabı muhtemelen bosslara karşı mı? Sanırım öyle bir şey. Bunları getirdiğimizde de bu kitabı alıyoruz. Tamam pasif becerilere de bir bakalım. Hemen lafı açılmışken şöyle ortaya getireyim. Zamrank buymuş abi. Patronlara karşı güçlüğü maksimum 20 seviyeye kadar çıkartabiliyormuşuz. Yine bu Metin Taşı karşısında güç sağlıyormuş mesela. Ama bunu kaçıncı seviyeye kadar çıkartıyoruz yazmıyor. Muhtemelen bu da 20'dir diye tahmin ediyorum. Ee, bu da aynı şekilde canavarlara karşı güçlüymüş. Bu da yine... 20. seviyeye kadar sanırım çıkar. Burada yazmıyor. Şurada benim görmediğim dönüşümü biliyoruz. Karizma var. Liderlik bonuslarından bir kısmını lidere yansıtırmış. Bunlar yeni mi? Daha önce var mıydı? Çok emin değilim. Bilmiyorum yani. Grubun lideri sana bir rol attığın, atadığında senin liderlik bonuslarını arttırırmış. Bu da böyle bir şey. Tamam şunları biliyoruz zaten. Balıkçılıkları vesaire. Tamam. Gel abi. Şu arkadaşa bakmadık. Bu da cevher üretiyormuş. Bakalım abi. Önden kehribara bakalım neymiş. Bir tane kehribar alabilmemiz için o kehribar taşı 250 tane toplamamız gerekiyor. Artı bunlardan da bulmamız gerekiyormuş. Normalde sadece bundan 200 tane getirmemiz yetmiyor muydu ya? Niye böyle bir şey yaptınız ki? Neyse elinize sağlık. Buralarda görünüyor de başka bir NPC yok. Bir CH atalım. Başka bir kanala bakıp Köy Meydanı'na bir detaylı bakmak istiyorum. Bir şey var mı yok mu çok emin olamadım. Hemen şöyle bir CH atalım abi. Ee, şu an sanırım 4 kanal aktif. Diğer kanallar henüz aktif değil. Peki. Evet. Şu an bakıyorum abi. Aynen dediğimiz gibi buralarda çok bir şey görünmüyor. Yani farklı bir NPC yerleştirilmemiş. Biraz sadelikten yana bir sunucu olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Klasik Metin 2'yi sevenlere de duyurulur. Şu an kameranın altında kalıyor olabilir. Şu kamerayı hemen bir şöyle kapatayım ben. Şurada genel görünüm haritasını açma olayı dediği standart harita. Bunu biliyoruz zaten. Şurada bir event butonumuz var. Burada da şu an ayırışı define sandığının ne kadar kaldığını falan. Yani bitme süresini falan gösteriyor. Yanlış anlamadıysam tabi. Zindan bilgisi diye bir şey eklenmiş buraya abicim. Burada ne var? Şeytan kulesi mesela. Bakalım şampiyon seviyesi vesaire falan filan. Burada saatin süresini gösteriyor mu? Çok emin değilim. Şeytan kulesi yani katakompu da zaten. Süre bir saatliğine yapılabiliyor. Ha, bu yarım saat içerisinde yapmamız gerektiğini belirtiyor. Bu şekilde bir yol yapmışlar. Soğuma süresi bir saat vesaire. Yine şurada da e, bosslardan düşen itemleri görüyorsunuz. Bundan bir şey düşmüyormuş. Yani tabii ki öyle bir şey değildir. Bunda mutlaka şey vardır da. Peki senden neyin düştüğünü ben nereden göreceğim abi? Öyle bir özellik var mı? Bu arada burada zindan sıralama listesini gösteriyor. Bu ne abi? Zindan sıralaması. Arasındaki fark ne? Ha, toplam 17 bitirme. Seviye sırası. Bu ne abi? Seviye sırası. 78. Bu da en hızlı bitirme olayıymış. Pardon. Az önce fark etmedim. Bu ne abi? Bu da en yüksek hasarı verenleri gösteriyormuş. Tamam kazanılabilecek nesneleri burada gösteriyormuş. Tamam şeytan kulesindeki Azrail'den yani Lucifer'dan daha doğrusu bu itemler düşüyormuş. Bakalım. E, liderin ruh taşı buradan düşmez diye tahmin ediyorum ama düşüyorsa da güzel bir şey. Tamam. Böyle bakalım. Birinci sayfaya burada ne var abi? Miriam canavar kitabı. Bu pasif tuşu şey yapıyormuş. Az önce baktığımız. Burada tabi büyülü metal, ruh taşı, bir de 0 sandığı varmış. İçeriğini görebiliyor muyum? İçeriğini buradan göremiyorum. Tabi o sandığın elimizde olması lazım. Onun için onu gösteremeyeceğim. Yine dediğim gibi az önceki pasif becerilerimizi geliştirebileceğimiz kitaplarda düşüyor. Mor ot, yeşil ot, kırmızı ve mavi otlar düşüyor. Yine arttırım kağıdı yani arttırma kağıdı ve kadim efsun küresi. Kadim efsun küresi tam olarak ne işe yarıyordu tam hatırlamıyorum ama sanırım 5. 6. ev sunlar mıydı? Çok emin değilim. Yanlış bilgi de vermeyeyim. Siz zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Burada ne var abi? Bunu geç. Tamam burada da bir şey yok. Kısacası bu pencerede böyle arkadaşlar. Katakom Pazrail'inden neler düşüyor ona da bir bakalım şöyle. Burada da yine liderin notları bu biyolog göreviyle ilgili şeylerde bunlar düşüyormuş. Aynı zamanda artı basma malzemeleri ve bir Azrail sandığı düşüyor. Yine pasif becerileri geliştirebileceğimiz bir şeyler düşüyor. Çelik sırflar düşüyormuş arkadaşlar. Sandığın içinden çıkma ihtimali varmış daha doğrusu. Biyolog şansı arttırma olayı ve süreyi sıfırlama olayı varmış. Bu iksirler eklenmiş. Başka ne var abi? 5. soket bu eşyanız Ha silaha 5. soket ekleyen, dördüncü slotu ekleyen taşlar eklenmiş. Bu güzel bir şey. Bunlar da zırha aynı şekilde ekliyor. Güzel abi. Şöyle bir bakalım. Yine inciler buradan düşüyormuş. Envanteri genişletmek için gereken anahtar da düşüyormuş. Bu arada bilginiz olsun. Dirilmiş Ork Ay Zindanı. Burası neresi bilmiyorum. Yeni bir yer mi? Mevcutta olan bir yer mi? Bu normalde vadideki ork değil. Yani o bos ama zindan farklı bir yer. Tamam, kırmızı mavi otlar düşüyormuş. Aynı zamanda pasif becerileri yine geliştiren kitaplar düşüyormuş. Bu ne abi? Depocudan üretim yapabileceğimiz bir şeymiş. Yine ruh taşı falan düşüyor. Buradan da geçelim abi. Envanterde genişleten bir şeyler var. da düşebiliyormuş. App kuponu düşüyormuş arkadaşlar. 5 ejderha parası ya da 10 ejderha parası veren şeyler de düşüyormuş. Marketine bakmadık henüz. Bu arada bu kitabı göstermiyor ama tabi göstermemesi de doğal. Peki burada böyle bir pencere. Başka bir şey var mı burada? Şu an için göremedim. Ranking sistemi diye geçiyor zaten. Bunun da adı yok. Bu farklı bir pencereymiş. Pardon. ama bu da şey abi. Oyuncu sıralamasını gösteriyor. Şu an seviye sıralaması. Kırılan metin taşı sıralaması. En çok metin kimin kırdığını falan gösteriyor sanırım. Öldürülen canavarlar. Öldürülen patronlar vesaire. Devam ediyor abi. Liste biraz da uzun. Siz detaylı bakarsınız diye tahmin ediyorum. Peki. Vs duello da sürekli duello yapıyormuş. Onu da görmüş olduk. Peki. Şimdi bir de metinlere bakalım abi. Metinleri biz kendimiz bir test edelim. Gel abi. Bana şunu ver. Yok o değil. Şunu ver. Şunları, 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 şunları bir aktif et. Gel abi bir tane metine. Bakalım. Örneğin üzüntü metni. Bas ee, dur, dur lan. Şuradan bir bakalım abi. Üzüntü metninden BK düşüyormuş bir tane. Ya da düşme ihtimali var daha doğrusu. E, bronz yükseltme sandığıymış. İçinde alt seviye yükseltme malzemeleri çıkabiliyormuş. Yeşil esun ve yeşil güç nesneleri çıkıyor kutsama kağıdı ve münzevi tavsiyesi çıkabiliyormuş arkadaşlar. Bir bakalım. Hop. Dur. Sakin ol. Denk getiremedik. Tamam. Kulağınızı fazla rahatsız etmeden şekilde bir kayıt devam etsin. Peki. Dediğim gibi Gökhan C'nin hazırlamış olduğu bir sunucu arkadaşlar. Kendisi de bir yayıncı arkadaşımız. Uzun zamandır Metin ile uğraşan bir arkadaş olduğunu biliyorum. Şahsen tanımıyorum kendisini. Ben kendisine başarılar diliyorum. Umarım iyi yerlere gelebilir sunucu. Güzel bir sunucuya benziyor. Peki büyük keskinlik bir kitabını bulduk. Müzeli tavsiyesi ve yeşil güç falan. Peki bunlar nereye geliyor abi? Müzeli tavsiyesi buraya geldi. Diğerlerini göremedim. K menüsü var sanırım. Aynen. K menüsü yapılmış. Büyülü keskinlik beceri kitabı buraya düştü. Şurada ne düşmüş? Kurt postu düşürmüşüz. Peki burada yeşil güç. Tamam bu 4, 4 bonusa kadar arttırabileceğimiz bir şeydi. Nesneydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine yeşil efsun nesnesi var. Gel abi. Ya metin böyle çok metin kesebiliriz ama şu an videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şurada bir biyoloğa bakacağım abi. Biyologda süre sınırlaması var bilginiz olsun. Bir. İkincisi bu biyolog niye abi sırtını dönmüş vaziyette bize? Sevgili Gokhan'cım, e, lütfen bir yolu en kısa zamanda şu ortaya bir yere getiriniz ve yönü bize doğru dönsün. Lütfen. Onun dışında, şimdi biyologda ort dışı görevi yani normal metin 2'deki biyolog görevleri mevcut bildiğim kadarıyla ve süre sınırlamalı. Şöyle söyleyeyim, yarım saatte bir ort dışı verebiliyorsunuz. Yine yarım saatte bir e, 40. seviye görevi sanırım lanet kitabıyla lanet kitabını verebiliyorsunuz. E, ondan sonrakiler 40, 40, 40, dakika belki 45 dakika veya bir saat gibi sürelerle uzayabiliyor. Şimdi biyolog için de şurada bir ufak bir pencere daha açılmış. Burayı fark etmişsiniz de şurada biyolog var ikinci sırada. Buradan herhangi bir yerde işleminizi devam ettirebiliyorsunuz. Ve hangi ödülü alabileceğinizi de buradan tercih edebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Böyle bir pencere hazırlanmış. Var mıydı böyle bir sistem bilmiyorum. Ne uzaktan market açmak istediğinizde Event NPC falan açabiliyorsunuz. Yine bu iksir yaptığımız vatandaş mıydı? Aynen. iksirleri falan buradan üretebiliyorsunuz isterseniz. Ama iksir üretme bu sunucuda var mıydı? Çok emin değilim. Yoktu diyebiliyorum ama eklenmiş olabilir. Çünkü şebnemler falan şeyden çıkıyordu. Bu bossların sandıklarından falan çıkıyordu diye biliyorum. Onun dışında tekrar bakalım. Şurada bir efsun botumuz var. Yine buradan efsun basabiliyorsunuz. Burada bir de patron takibi var. Bu sanırım bossların nereden çıktı, ne zaman çıkacağını falan gösteren bir tablo ama şu an benimle çalışmıyor. Belki level sınırlaması falan bir şey getirmiş olabilirler. Bosslardan kostüm mostüm de düşüyormuş sanırım. Çok Yani öyle bir duyum aldım. Tabii şu an levelim yetmediği için çok detaylı inceleyemedim. Ee, buradan da kostümleri ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da yine deponuza geliyorsunuz arkadaşlar. Yani depocuya da gitmenize gerek kalmadan deponuza buradan ziyaret edebiliyorsunuz dediğim gibi sunucu 14 Nisan'da açıldı arkadaşlar e, klasik Metin 2 tarzında yapılmış fazla kalabalık e, şeyler yok nesneler yok sanırım çelikler mavi çeliğe kadar gelişiyor sonrası yok yani bet hazırlıkları mıydı ondan sonrakiler onlar yok bilginiz olsun yanlış bilgi de vermiş olmayayım yine de e, yine kılıçlar sanırım Muharebe'den sonra Sirius'a dönüyor Sirius'tan sonrası yok bildiğim kadarıyla Yanlışım varsa yorumlarda mutlaka beni belirtin düzeltelim abi. Yani sunucumuz böyle bir sunucu. Ee, oynamak isteyen arkadaşlara duyurulur. Eski Metin 2 klasik versiyonunu sevenler için özellikle biraz itinayla hazırlamaya çalışılmış duyduğum kadarıyla. Yapımcı arkadaşa ben teşekkür ediyorum. Sevgili Gokan'a ve emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi umarım uzun soluklu bir sunucu olur. Çünkü Metin 2 sunucuları yani biraz oynuyorsunuz. Bir yanda bakıyorsunuz ki sunucu kapanmış ne olduğunu siz de anlamıyorsunuz. Umarım öyle bir sunucu olmaz. Uzun soluklu uzun süre dayanabilecek bir sunucu olur. Emeğinize sağlık. Umarım başarılı olursunuz. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.